Tarihiyle, kültürüyle ve turizmiyle çok önemli bir kent olan Kahramanmaraş'ın yöre mutfağını tanıtarak kültür ve turizme katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi 12 Şubat etkinlikleri kapsamında 3. Geleneksel Yemek Yarışması düzenledi. Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir'in jüri başkanlığını yaptığı 3. Geleneksel Yemek Yarışması'nda hanımlar marifetlerini sergiledi. Ve inşallah burada hepsi esasında birinci olacak yemekler o kalitede ama muhakkak ki bir derece verilecek. Yani bundan birinci, ikinci, üçüncü mansiyon şeklinde yarışma sonuçları olacak. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi arka tarafta jüri üyeleri birbirinden lezzetli yemeklerin tatlarına bakmaya başladı. Bakalım bunlardan hangisi birinci olacak? Üçüncü geleneksel yemek yarışmasında kısa bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle halka yaymayı hedeflediklerini ve bundan dolayı da kadınlara yönelik yöresel yemek yarışması organize ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş medeniyetimizin bir parçası olan gastronomisi, Kahramanmaraşlı hanımefendilerin babaannelerinden, ninelerinden, anneannelerinden öğrenmiş oldukları bu el eme, göz nuru, alın teri lezzetleri burada tattık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnanın buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına buradan seslenerek o ruhu yaşamak istiyorlarsa o gün Kahramanmaraş'ta olsunlar. Kahramanmaraş onları bekliyoruz. Gelemezlerse o gün televizyonlardan, Kahramanmaraş'ın ulusala yayın yapan televizyon kanallarından o anı seyredebilirler. Gerçekten çocuklarında bu ruh oluşmasını istiyorlarsa onları Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kahramanmaraş mutfağına özgü çorbalar ve sulu yemekler, pilavlar ve börekler, köfteler ve etli yemekler, tatlar dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Tırşık çorbası birincisi çorbalarda Fahri Göktürk hanımefendiyi buraya davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Vay vay vay. Tabii tırşık çorbası biliyorsunuz. Andrew doktoru da diye artık Türkiye'de dünyada nam saldı. Birçok hastalığında şifası. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, ödülünü de takdim ediyoruz inşallah.